علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر ومؤين. Aziz kardeşlerim, bacılarım, bir Kadiruhum hakikatleri programı ile tekrar sizlerle bir aradayız. Bu programda inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimizin Kadiruhum'daki hutbesinin tam metnine başlamış olacağız. Başlayacağız inşallah. Elbette hutbenin tamamını bir programda sizlere aktarmamız mümkün değil. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz Kadiruhum'da yaklaşık 70 dakika, yani 1 saat 10 dakika sohbet etmişlerdir. Hutbe konuşması yapmışlardır. Onun için bölüm bölüm inşallah bu hutbeyi sizlerle paylaşacağız sonuna kadar ve bugün birinci bölümünü sizlere aktaracağız. Hutbeye başlamadan önce şunu arz edeyim. Hutbenin sonunda kaynaklar ve belgeler ile Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin, alimlerinin, hadis alimlerinin, tefsir alimlerinin, tarih alimlerinin kaynaklarından, belgelerinden, eserlerinden Kadiruhum hutbesini, kaynaklarını sizlerle paylaşacağız inşallah. Müminler, şunu arz etmem gerekir ki Kadiruhum kavramı ve hakikati çok önemli, ümmet için hayati bir konudur. Çünkü Kadiruhum kavramına baktığımız zaman, Kadir dendiği zaman akla şu gelmelidir: bi'isatın illeti tammesi. Yani bi'isatı, risaleti tamamlayacak faktör, tamamlayan faktör, illeti tamme. Kadir'e bu şekilde bakmamız gerekir. Hadis-i şeriflerde de vardır ki Peygamber Ehl-i Beyt'inden Allahu Azze ve Celle Kadiruhum gününde velayeti göklere sunmuştur. Ehl-i Beyt'in velayetini göklere sunmuştur ve gökler içerisinde ilk olarak Kadiruhum olgusunu, yani o velayet kavramını ilk olarak kabul eden yedinci gök olmuştur. Allahu Azze ve Celle bundan dolayı yedinci semayı arş ile süslemiştir. İkinci olarak da velayeti kabul eden dördüncü sema olmuştur. Allahu Azze ve Celle dördüncü semayı ise Beytül Ma'mur ile süslemiştir. Bakın, bunların hiçbirisi gelişi güzel. Efendim, yedinci semanın arş ile süslenmesi, Beytül Ma'mur'un dördüncü semaya verilmesi, bunlar gelişi güzel hadiseler değildir. Bunların sebebi ve hikmeti vardır. Ve bu rivayet o sebebi, hikmeti açıklamaktadır. Sonrasında ise dördüncü semadan sonra dünya seması velayeti kabullenmiştir. Allahu Azze ve Celle dünya semasını ise yıldızlar ile süslemiştir. Yer küresine baktığımız zaman yer küresinden de Kadiruhum olgusunu, kavramını, yani velayeti ilk olarak Mekke kabullenmiştir. Mekke inanmıştır. Yer küresi içerisinde Allahu Azze ve Celle Mekke'yi Kabe ile süslemiştir. Sonrasında Medine kabullenmiştir. Allah Medine'yi Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz ile zinetlendirmiş, değerlendirmiştir, süslemiştir. Sonrasında Kufe velayeti kabul etmiştir. Yer içerisinde Allahu Azze ve Celle Kufe'yi Hazreti Ali aleyhisselam ile zinetlendirmiştir. Dağlar içerisinde ise üç dağ ilk olarak velayete lebbeyk demiştir.
Birincisi Akik dağı, ikincisi Firuze dağı, üçüncüsü Yakut dağı. Akik, Firuze ve Yakut. Bunlar değerli taşlardır ve Allahu Azze ve Celle bunlar velayeti ilk olarak kabullendiklerinden dolayı bunları değerlendirmiş, kıymetlendirmiştir. Ve insanlar içerisinde ise Kadir günü velayeti kabul edenler Hazreti Adem aleyhisselama secde edenlerin konumundadırlar. Müminler, gelelim Kadiruhum hutbesine. Kadiruhum hutbesi 11 bölümden ibarettir ve hutbenin içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz 56 defa ey Yuhannas, ey insanlar hitabını yapmaktadır. Ve senetli bir şekilde bu hutbenin o rivayet bölümünü arz edeyim. Senetli bir şekilde Alkame İbni Muhammed Hazremi kanalıyla İmam Muhammed Bakır aleyhisselamdan şöyle nakledilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz hac görevini Medine'den Mekke'ye gidip yerine getirmiştir. Bu ana kadar hac ve velayet dışında bütün şer'i hükümleri insanlığa tebliğ etmişti Peygamber Efendimiz. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz'e gelerek ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, Allah sana selam gönderdi ve şöyle buyurdu. Ben canını alacağım. Her peygamberimin ve her Resulümün canını ancak dinimi kemale erdirdikten sonra, hüccetimi tamamladıktan sonra alırım. Bu dinden, bakın bu dinden de senin üzerine tebliğ etmen gereken iki farize kalmıştır. Hac farizası ve senden sonrası için velayet ve hilafet farizası. Ben yeryüzünü asla hüccetsiz bırakmadım ve asla bırakmayacağım. Cebrail şöyle devam etti. Allah Azze ve Celle sana haccı ümmetine tebliğ etmeni istiyor, emrediyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin haccı Haccetul Belag idi, tebliğ haccı. Bakın, seninle birlikte Medine ve etrafından ve Bedevilerden kimin gitme imkanı varsa onlar da seninle hac yapsınlar ki onlar da namazı, zekatı ve orucu öğrettiğin gibi haccı da öğretesin onlara. Bunun üzerine Allah Resulü'nün münadisi insanlara şöyle seslendi. Allah'ın Resulü hac yapmak istiyor ve önceki şer'i hükümlerde olduğu gibi haccın da hükümlerini size öğretmeyi amaçlıyor. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz yola çıktı ve onunla birlikte birçok insan da yola koyuldu ve Resulullah'ın ne yapmak istediğini görmek için ona kulak kesildiler. Bu yolculukta Medine ve etrafından ve Bedevilerden Resulullah ile hac yolculuğuna çıkanların sayısı 70 bin kişi veya biraz üzerindeydi. Resulullah hac farizasını bitirip Medine'ye doğru yola çıktı. Cuhfe'ye varmadan Kadiruhum denen yere vardığında Cebrail nazil olup ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve alih, Allah Azze ve Celle sana selam gönderiyor ve şöyle buyuruyor. Ya eyyuhel Resul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik ve in lem tef'el fe ma bellegte risaletehu. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et, insanlara ulaştır. Eğer bunu yapmaz isen peygamberliğini tebliğ etmemiş olursun ve Allah seni insanlardan koruyacaktır. Bir ucu Cuhfe'ye yaklaşan Müslümanların önde gidenlerinin geriye çağrılmalarını ve geride kalanların da orada toplanmalarını emretti Allah Resulü. Ardından Allah Resulü namaza toplanma emri verdi. Orada bulunan ağaçların altının temizlenmesi ve minber şeklinde taşların üst üste kurulmasını emretti ve insanları
iyi görebilmesi için onların üzerine çıktı ve Allah'a hamdü sena ederek sözlerine şöyle başladı. Aziz kardeşlerim, işte bu noktadan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz hutbesine başlıyor. Buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezi ala fi tevahhudihi ve dena fi teferrudihi ve celle fi sultanihi ve azuma fi erkanihi ve ahata bi kulli şeyin ilmen ve huve fi mekanihi ve kahara cemi'el halki bi kudretihi ve burhanihi hamiden lem yazal mahmuden la yazal ve mecidan la yazul ve mubdi'an ve mu'idan ve kulli emrin ileyhi ya'uc. Hamd ve sena, bakın hamd ve sena, birliğinde yüce, yalnızlığında ve tekliğinde yakın, kudret ve sultasında azametli ve erkanında azim olan Allah'a mahsustur. Allah'ın ilmi yerinde kaldığı halde hareket etmeksizin her şeyi kuşatmıştır. O bütün yaratıkları kudret ve burhanıyla hakimiyet altına almıştır. Allah sürekli olarak övülmüş ve övülmektedir. Allah yok olmayan bir azametin sahibidir. Yaratan odur, yeniden dirilten de odur. Her iş ona dönmektedir. Her iş ona dönmektedir. Bari'ul mesmukat, bari'ul mesmukat ve dahi'il medhuvat ve cebbarul arazine ve semavat, kuddusun subbuh, rabbul melaiketi ve ruh, mutafazzilun ala cemii men bere'ehu, mutatavvilun ala cemii men enşe'ehu. Devam ediyor hutbeye Allah Resulü. Yükseltilmişleri göklerden ve semavi isimlerden kinayedir. Yükseltilmişlerden maksat, vücuda getiren, serilenleri, ki serilenlerden maksat yeryüzüne kinayedir. Seren, yerlerin ve göklerin hükümranı, pak, münezzeh, tenzih edilmiş melek ve ruhların Rabbi. Melek ve ruhların Rabbi, yarattığı her şeye ihsanda bulunan, vücuda getirdiği her şeye lütfeden odur. Her göz onun gözetiminde, onun gözü önündedir ama gözler onu göremez. Gözler onu göremez. Yelhezu kulle aynin vel uyun la terah. Bakınız, her göz onun gözetiminde, onun gözü önündedir ama gözler onu göremez. Kerimun halimun zu onat. Kad vasi'a kulle şeyin rahim rahmetuhu ve menne aleyhim bi ni'metihi. Allah ikram edici ve sabırlı ve tahammül sahibidir. Rahmeti her şeyi kuşatmış, nimeti ile hepsine ihsanda bulunmuştur. İntikam almasında acele davranmaz ve müstahak olanlar için azabında hemen teşebbüs etmez. Kad fahime serair ve alime zamair. Batınları ve gizlilikleri anlar, içleri bilir. وَلَمْ تَخْفَ عَلَيْهِ الْمَكْنُونَاتِ. Gizlilikler ona saklı kalmaz ve gizlilikler ona karmaşık gelmez. Her şeyi ihate eden odur, her şeye galebe eden odur, her şeyde kuvvet odur, her üzerindeki kudret odur. Her şey üzerindeki kudret odur. Onun gibi bir şey yoktur. Hiçbir şey yokken bir şey var eden odur. Daimdir, diridir, adalet ile kaimdir, izzet ve hikmet sahibi,
Ondan başka bir ilah yoktur. O gözlerin derk edilmesinden daha yücedir. O gözlerin derk edilmesinden daha yücedir. Ama kendisi gözleri derk eder. O lütuf sahibi ve bilendir. Hiç kimse görmekle sıfatlarına ulaşamaz ve hiç kimse bizzat aziz ve celil olan Allah'ın kendisinin kılavuzluk ettiği dışında gizli ve açık niteliği hakkında bir şey elde edemez. Şehadet ederim ki kutsiyeti, temizliği, münezzeh oluşu, zamanı dolduran ilah odur. Onun nuru ebediyeti kapsamıştır. O emirlerini meşveret eden kimselerle meşveret etmeksizin icra etmekte, takdirinde, ortağı bulunmamakta ve tedbirinde hiçbir yardım görmemektedir. Yarattığı şeyi örnek ve misali olmaksızın yaratmış ve yarattığı her şeyi hiç kimseden yardım almadan, zahmete katlanmadan ve fikir ve çare bulmaya ihtiyaç duymadan yaratmıştır. Allah yaratıkları icat etti ve onlar da vücuda geldiler, yarattı ve onlar da zahir oldular. O halde ondan başka ilah yoktur. Yaptığı sağlam ve işi güzeldir. Zulmetmeyen bir adil ve işlerin kendisine döndüğü ikram sahibidir. Şehadet ederim ki her şeyin azameti karşısında tevazu gösterdiği ve her şeyin izzeti karşısında zelil olduğu ve her şeyin kudreti karşısında teslim olduğu ve her şeyin heybeti karşısında huzu gösterdiği ilah odur. Padişahların padişahı, galaksilerin döndürücüsü, güneş ve ayın müsahhar kılıcısı odur. Her şey tayin edilmiş bir zamanda hareket etmektedir. Geceyi gündüze ve gündüzü de geceye giydirmekte ve süratle birbirini takip ettirmektedir. İnatçı zorbayı döküp kıran ve her isyankar şeytanı helak eden odur. Aziz müminler, hutbenin birinci bölümünü daha noktalayamadık. Hep bakın tevhid konularını içermekte, Allah'ın sıfatlarını içermekte. İnşallah önümüzdeki programda Kadir Ruhum hutbesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Vesselamu aleyküm. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه